Kanal B İstanbul temsilciliğinden gündem özel programından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre tarım ürünlerinde bu yılın 9 ayında 1.18 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Bu dönemde ithal edilen gıda ürün miktarı 4.9 milyon ton. Yani artık kuru fasulye Kanada'dan, nohut Meksika'dan, sarımsağımız Çin'den, soğanımız İran'dan, Kırmızı mercimeğimiz Şili'den, pirincimiz Amerika'dan, bezelyemiz Almanya'dan geliyor. Konuştuğumuz tüm uzmanlar Türkiye'de tarım komada diyor. Peki geleceğimizi, çocuklarımızı, dahası ülke güvenliğini ilgilendiren bu konuda neler yapılabilir? Bu soruyu Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul şubesi başkanı Sayın Ahmet Atala'ya soracağız bu akşam. Sayın Atalık çok teşekkür ederiz e, canlı yayında röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ben de teşekkür e, ederim. Tüm Sağ olun. E, verileri, belgeleri, bilgileri ve değerli izleyicilerimizden gelecek soruları olabildiğince çıplaklığıyla, açıklığıyla e, sormaya çalışacağım. Sizden de lütfen e, aynı minvalde yanıtlar bekliyorum. Efendim e, çünkü çünkü gerçekten de bizim açımızdan bakıldığında bu çok son derece kritik bir konu. Malum Türkiye'nin gündemi çok yoğun, pek çok önemli konu var gündeme taşınabilecek ama bu en önemlilerin başında geliyor diye düşünüyorum. Sizce de gıda güvenliği konusu bir e, milli güvenlik meselesi midir? Şimdi halkımızı şu tabire alıştırmak gerekiyor. Gıda egemenliği. Gıda güvenliğini ve e, güvencesini yeterli gıdayı ve sağlıklı gıdayı birlikte kavrayan bir terimdir gıda egemenliği. Hı hı. Artık tüm bilinçli dünya çiftçileri ve tüm bilinçli ülkeler gıda egemenliği üzerinden politikalarını kurgulamaya başladılar. Yani tohumunuzdan tutun Kaliteli gıda üretmeye kadar hem e, tohumunuzun üretiminde yeterliliği yakalamak bu coğrafyada yetiştirebileceğiniz ürünlerde ve e, kaliteli üretim yaparak halkınıza aynı şekilde kaliteli yollardan o gıdayı ulaştırma kurgusu üzerine politikalar yapılıyor. Türkiye son derece kargaşa yaşayan bir coğrafyanın merkezinde bulunuyor. E, Avrupa ile Asya'yı birleştiriyor. Kaynayan Orta Doğu'nun merkezinde en önemli noktasında yer alıyor. Dolayısıyla Türkiye çevresinde yaşanan huzursuzlukların yansımalarını sürekli kendisinde hissediyor. Bu noktada Türkiye'nin tıpkı geçmişte olduğu gibi hani söylenir ya hep kendine yeterli yedi ülkeden biriydi hı hı. diye. Bu konuyu da şöyle netleştirmek lazım. Bu ülke Türkiye hiçbir zaman kendine yeterli değildi. Örneğin kahveyi dışarıdan alıyordu diyen Tarım Bakanı da gördü ne yazık ki. Bunu da açmak lazım. Türkiye kendi coğrafyasında yetişebilen ürünlerde yetiştirerek kendine yeterli bir ülkeydi. Tabii ki kahve bu coğrafyada yetişmez. Onu bu ülkede içilecekse dışarıdan almak zorundasınız. Ama bu ülke buğdayın ana vatandır. Tutup da buğdayı 4 milyon 5 milyon tonlara varan düzeylerde yurt dışından ithal ediyorsanız bu politikalarımızdaki bazı hataları ve bu politikaları oluşturanların hatalarını gösterir. Türkiye böylesine kargaşa yaşayan bir coğrafyanın temelinde en önemli dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi hem tohumlarının üretimi hem halkına yeterli gıdayı sunma üretebilme hem de bu gıdayı sağlıklı bir şekilde halkına sunmak gibi temel bir politika üretmek zorunda. Bugünün Türkiye'sinde bakıyorsunuz Sonuç odaklı politikalar üzerinden sürekli hareket ediliyor. Sonuca bakılarak neyin fiyatı arttı? İthal et, vergileri sıfırla düşür, dışarıdan al, içeride sat, market kirala, halka ucuz yedireceğim politikaları. Bu neye yol açıyor? İçerideki üretimin daralmasına ve hatta yok olmasına neden oluyor. Türkiye kendine yeterli tohum ve kendine yeterli gıda Kaliteli gıda üretemediği takdirde çevresindeki hiçbir politik olaya yeterince müdahale edemez, müdahil olamaz. Neden de şudur, Örneğin en basitinden Türkiye dünyanın dördüncü büyük domates üreticisi bir ülke. Son derece önemli domates üreten bir ülkeyiz. Biliyorsunuz Antalya kumluca domates merkezi. Son derece bol domatesimiz var, ee, İyi de üretiyoruz. Ancak baktığımızda, şimdi Yerli Malı Haftasını konuşmuştuk ee, bu Daha stüdyoda evet, evet. birkaç gün önce. Ee, çocuk Yerli Malı Haftasında ne götürebilir okula? Domates götürür, değil mi? Kendi öz topraklarımızda yetişen. Fakat hemen şu örneği vermiştik. Peki bu domatesin tohumu nereden geliyor diye baktığımızda, maalesef. Türkiye'nin yurt dışına sattığı domates tohumu e, fiyat üzerinden 4,5 milyon dolara yakınken ithal ettiği e, domates tohumu 38 milyon dolar. E, 38 milyon dolarlar mertebesinde yani 4,5'a 38 milyon dolar. Peki bu ithalatın çerçevesinde e, birinci sırada kim geliyor diye baktığımızda çok enteresan. İsrail 10,5 milyon dolarla geliyor. Yani dünyanın dördüncü büyük ülkesiyiz domates üretiminde fakat tohuma baktığımızda en büyük pay İsrail olmak üzere yurt dışında tohumluğuna tohumuna bağlıyız. Yani Dolayısıyla bu dönemde Kudüs mevzusu üzerinden İsrail'e çok yoğun eleştiriler hatta çok sert eleştiriler yöneltiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bizzat İsrail'in bir terör devleti olduğunu söylüyor. Evet. Fakat aynı terör devletinden 10.5 milyon lira e, dolar karşılığında tohum mu alıyoruz biz? Aynen öyle. Türkiye İstatistik Kurumunun sayfasını açtığımızda orada ülkeler bazında yapılan ithalatlara baktığımızda Türkiye 38 milyon dolara yaklaşan domates tohumu ithalatının 10,5 milyon dolarını birinci sırada İsrail'den alıyor. Dolayısıyla sözü oraya getireceğim siz vurguladınız. Bu coğrafyada sözünüzü geçirmek istiyorsanız, güçlü bir devlet imajı çizmek istiyorsanız demek ki tohumunuzu kendiniz yetiştireceksiniz. Tarım arazilerinizi koruyacaksınız. Artan nüfusunuzu besleyebilecek o tohumlarla Üretimi yapacaksınız hayvancılığımızda dahil olmak üzere ee, ve o üretimi de en kaliteli şekilde üretip en kaliteli yollardan halkınıza makul fiyatlarla sunacaksınız ee, halkınızın sağlıklı olabilmesi kafasının çalışabilmesi ve bu ülke için, beden gücünü, akıl gücünü sonuna kadar sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için. Şimdi genel sorular tabii özele gireceğiz. Bütün konuları aşağı yukarı e, süre verdiği ölçüde size sormak niyetindeyim. Bir izleyicimiz e, programı hemen başlarken bir e, tweet göndermişti. Onu hemen sorarak madem genel konuşuyoruz devam edelim. E, Tohum ithalatının artış sürecine ilişkin e, bilgi verebilir misiniz demiş. Yani Türkiye ne zaman başladı bu ithalata dayalı, daha doğrusu bağımlılıklığın ilk adımı ne zaman atıldığı ve nasıl gelişti bu sürece geldi? Bakın… Sadece tohum değil, tarım olarak genel tabii, olarak tabii. algılayabiliriz bu soruyu. Zaten, zaten hayvancılık da deseniz, bitkisel üretim de deseniz, tohum da deseniz, özelleştirme de deseniz, hepsi süreç içerisinde aynı yollardan geçerek aynı sonuçlara gitmişler. Hı hı. Yani birbirlerinden kopamıyorlar zaten. Aynı ıı, şu süreçte aynı olumsuzluklara maruz kalarak işte bugün üretimlerin baltalanması, ithalatların hat safhaya çıkması. Tohum konusuna bakarsak Türkiye 1925 yılın yani bin, genç Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri tohumuna önem veren bir ülke e, profili çizmeye çalışmış. 1925 yılında tohum ıslah istasyonlarını kurmaya başlamış ve sayılarını yurt genelinde arttırmak için mücadele Devlet üretme çiftliklerini kurmuş hem damızlıklar üretmek hem tohumluk üretip çiftçisine dağıtmak üzere ee, bu 1980 yılında e, Türkiye'nin tarım tarihini değiştiren bir yıldır 1980. Darbe yok darbe 12 Eylül 1980 e, darbesinden sonra Türkiye'de tüm e, işleyişin değişmesi gibi tarımdaki işleyişin de değiştiği noktadır. görüşlerin, adımların değiştiği noktadır. Zira bakın özel sektör 1980'e kadar devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde gitmiş devlet kurumları hiçbir zaman Türkiye'de tekerleşme adına kurulmuş kurumlar değildi. Ta Cumhuriyet'in ilk yıllarında sermaye yok, bir şeyler yapmak gerekiyor. Hatta ilk olarak özel sektörle kalkınması yolu seçildi 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde. Ancak 1930'lu yıllara geldiğinde İbrelerin olumlu tarafı göstermemesi ve negatife dönmesi nedeniyle bakıldı ki Türkiye'nin lokomotifi olamayacak özel sektör neden de sermaye yok. O zaman devletin her alanda olmasına karar verildi. İhtiyaç duyulan, halkın ihtiyaç duyduğu her alanda devletin kurumlar kurup, üretim mekanizmaları kurup halkına hizmet etmesi anlayışı benimsendi. 1980 yılına kadar da hiçbir zaman bu kurumlar tekel olarak çalışmadı. Görevlerinden bir tanesi de özel sektörle işbirliği yapmak suretiyle özel sektöründe kuvvetlenmesini sağlamaktı. Yani karma, karma ekonomi, ekonomi denen olay. Şimdi 1980 yılına geldiğinde çok acı bazı olaylar yaşandı. Ee, sözler manasında söylüyorum. Eee Darbe sonrası kurulan hükümetlerde ne yazık ki şu söylemlere şahit olduk, yani akıl alır gibi değil. Ee, tohumu üretmek için, ben niye zaman kaybedeceğim, o kadar vakit harcayacağım, efor harcayacağım, parasını veririm, yurt dışından alırım düşüncesiyle e, to tohumlukları üreten firmaların kendi tohum fiyatlarını belirlemeleri, önce devletle üreterek bunu yapmaları, sonra bağımsız olarak üretmeleri derken devletin tohum istasyonları kapandı. Araştırma ise enstitülerinin e, Yeterince bu işe e, çevrilmediğini görüyoruz o tarihten sonra da ve sonuçta sonuçta özel sektör ağırlıklı bir tohum üretim işine girildi. Şimdi özel sektör ağırlıklı tohum işine girildi. Peki yerli üretim mi bu diye baktığımızda e, ulus ötesi şirketlerin alana girdiğini görüyoruz. Türkiye'de amaçta işte bu değil miydi zaten? Yani dünyada uygulanmak istenen yani. o neoliberal, neoliberal ya yani vahşi liberal, kapitalizmi evet. bir, bir bir laboratuvar ülkesi olarak Türkiye seçilmişti o dönemde Kesinlikle. ve işte Atatürk'ün uyguladığı o karma politika ki o politika sayesinde bugün Çin Amerika'ya en çok borç veren ülke noktasında ve evet. Çinli yetkililer açık açık biliyorsunuz uyguladıkları politikanın Atatürk'ün karma politikası olduğunu söylüyorlar yani biz orada bu Türkiye topraklarında bulunmuş bir politikayı ülkemizde uygulayarak bu noktaya geldik. Derken biz 80'de kendilerini Atatürkçü diyenlerin yaptığı darbenin ardından işte bu politikalar sonucu anlıyorum ki tohumumuzu da aynı politikalara maalesef, kurban etmişiz. Maalesef kurban ettik. Ee, o Çin'le ilgili e, televizyonlarda da sık sık tartışılan bir konuyu yeri gelmişken söylemek lazım. E, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere... ...ve Türkiye bu üç ülke 1980 darbemizden sonra tabii bizde başladı. Es zamanlı olarak dünyada neoliberal politikaları ilk uygulamaya başlayan üç ülkedir. E, sonra tüm dünyada serbest piyasa ekonomisi, küresel politikalar çerçevesinde bu yayılmıştır. Ve Çin'in çok güzel izah ettiğiniz nokta üzerinden kat ettiği yol Amerika Birleşik Devletleri'ni ürkütmeye başlayınca şimdi tekrar yerelleşme politikalarına dönülmüştür. Gümrük duvarları örülmeye başlanmıştır. Bu zamana kadar Dünya Ticaret Örgütü üzerinden gümrük duvarlarının yıkılmaya çalışıldığı bir ortam kaldırılarak gümrük duvarlarının örüldüğü yerelleşme politikaları Amerika Birleşik Devletleri tarafından lanse ediliyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yerel üretim, yerel tüketim. Şimdi adım adım gidelim. Tabii 80'de <laughs> bu başladı. Bu furya tabii devam etti. İşte her şeyde, her konuda olduğu gibi anladığım kadarıyla. Sadece dair. tohum değil, buğdayın ana vatanıyız. 4 ila 5 milyon ton arasında buğday ithal eden bir ülke olduk. Siz de saydınız. Şöyle bir son dönem nerelerden alıyoruz diye ben de bir bakarak geldim. Vurgulamakta fayda var. Nohutu. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ki biliyorsunuz en fazla şu anda e, diyalogda olduğumuz e, zaman zaman kavga derecesinde e, diyalog geliştirdiğimiz. Amerika'dan alıyoruz, nohutu, Kanada'dan alıyoruz, Meksika'dan, Arjantin'den, Hindistan'dan, Rusya'dan baktığımızda Okyanus ötesinden geliyor nohutumuz. nohutumuz. Yani biz üretemiyor muyuz nohut mesela Türkiye'de? No, no, nohutu biz üretmişiz. Hem de ne zaman üretmişiz? E, zaten üretiyorduk da şu manada söylüyorum. 1980'li yılların ortasında e, Nadas alanlarının daraltılması projesi çerçevesinde e, bu Nadas alanlarında mercimek ve nohut ekimini teşvik etmişiz. Toprak Mahsulleri Ofisi alım garantili. Şimdi Türkiye'de çiftçinin en büyük problemi desteklemeden de öte ürününü satamama problemi. Tüccarın elinde fiyatın aşağı doğru baskılanması ve kazanamama problemi. Toprak mahsulleri ofise alım garantili ürettirmişiz. Bir bakmışsınız dünyada Türkiye mercimekte ve nohuttaki e, nadas kurak ve yarı kurak alanlarda e, ya, uygulanır. Ve e, mercimekte, e, nohutta e, son derece kurak şartlara, yarı kurak şartlara uygun bitkilerdir. Türkiye 80'li yılların ortasında e, böyle bir proje uygulayarak... Dünyada açıyorsunuz bu ürünlerde önde gelen ülkeler kim diye şimdi tabii ki negatifleri oynuyor Türkiye ayrı dava mercimek ve nohutta Türkiye lider ülkeler Demek arasında. Demek ki ekilebilecek alan var yani var. uygun ortam var Türkiye'de. Bugün Türkiye Hollanda yüz ölçümünde Hollanda'nın toplam yüz ölçümü kadar tam 40 milyon dönümdür Hollanda'nın. Yüz ölçümü Türkiye'de de Nadas'a bırakılan alan 40 milyon dönüm civarındadır, yakındır. Dolayısıyla bu 40 milyon dönümün sadece 80'de birini bakın Nadas'a bırakıyorsunuz. Yani kullanamıyorsunuz kurak ve yarı kurak şartlarda. Ya da kullanmayı tercih etmiyorsunuz. Dinlendiriyorsunuz, su tutmasını sağlıyorsunuz, bitki besin maddelerinin toparlanmasını sağlıyorsunuz kurak şartlar olduğu için kul dinlendiriyorsunuz. E, dinlendirmenize gerek yok. Mercimek ve nohut bu ülkenin yüzde 95 coğrafyasında e, yetiştirebileceğiniz ürünler ve dolayısıyla sadece 80'de birine bu boş bıraktığımız alanın 80'de birine nohut ektiğimizde yurt dışından ithal etmemize gerek kalmıyor. 2017 yılında 93 milyon dolar ödemişiz nohut ithalatına. Bu 93 milyon doları içerideki esnafa, çiftçiye, üretimle uğraşan kişilere kaynak olarak aktarabilir. Vergi ve almaya Ve Konu kapansın yani. yani 93 ha, ve, milyon dolar bilmiyorum karşılar mı ama bazı şeylerde para bile aramamaya gerek e, lüzum var diye düşünüyorum. Şey ve NADAS'a bıraktığın kullanmadığın alanı üretimde kullanmış oluyorsun. Yine siz açıkladığınız ekilmeyen alanını hesap ettiğiniz O da, da Belçika büyüklüğünde. Yani şimdi tabii, orada, tabii. Yani Türkiye'de şu, şu an ekilmeyen ekilmekten vazgeçilmiş alanın büyüklüğü Belçika kadar. Tam Belçika yüz ölçümü ne çok yakın. Belçika'nın yüz ölçümü 30 milyon dönüm. 30 milyon dönüm. Türkiye'nin e, son 15 yılda ekmekten vazgeçtiği arazi 29 milyon dönüm. Yani 30'a 29. Birbirine çok yakın. Çok rahatlıkla Türkiye'de son 15 yılda çiftçi kazanamadığı için ekme ekmekten vazgeçtiği arazi miktarı Avrupa'nın göbeğindeki bir ülke olan Belçika'nın toplam yüz ölçümü kadar. Bakın bu Hollanda kadar e, Nadas alanımızın 80'de birine nohut ekimi, e, bir Belçika'nın toplam yüz ölçümü kadar araziyi çiftçinin artık kazanamadığı için ekmekten vazgeçmesi e, bu politikalarımızın son derece hatalı olduğunu gösteriyor. Şimdi bir izleyici e, hani son dönemin moda tabiriyle troll e, kabul edilen e, grupta yani ismi soy ismi yok. Ee, birkaç tane var böyle ee, kod isimler kullanıyorlar. Hmm. Ee, kendi e, çerçevelerine eleştiri getiriyorlar. Saygılıyız biz. Yani tabii. Biz troll diye değerlendirmiyoruz. Tabii tabii eleştiri. Demiş ki mesela e, beyefendi efendi ismi kod isim olduğu için okumuyorum. Tabii. Ya e, siz eleştiriyorsunuz peki siz ne yaptınız diye bir soru sormuş. Şimdi söz size devretmeden e, bu konuları konuştuğumuz zaman eğer yeri gelirse e, değerli izleyicilerimize declara ediyoruz. Biz derken ben Kanal B televizyonunun İstanbul e, bürosunda çalışıyorum Kanal B televizyonu. Hemen Bağlı, televizyonu. Ba, ba, size de soracağım aynı konuyu. Şimdi ba, e, bizim televizyonumuzun ve üniversitenin başkent üniversitesinin kurucusu Profesör Doktor Mehmet Haberal. 2008 yılında yani 20 yıl evvel. 20 yıl evvel, 10 yıl evvel. 10 yıl. Yani tam bu artık kayıplar evet, evet. 2006'daki o tohum yasası yeni çıkmış. E, kayıplar başlamış. E, bu gidişatı gör, gördüğünden olsa gerek bir slogan geliştiriyor. Tarlalar betonlaşmasın evet. Türkiye açık ve bütün kurumlarına e, bu sloganın altını doldurmaları malzem O bir televizyon üzeri olarak da üzerimize düşen buna bir eee VTR yaptık ve televizyonda her 5-10 dakikada bir gösterdik bu VTR'yi. Evet. Yani birkaç ay bu VTR tepletti. Sonra da e, Tarım Bakanlığı arkadaşlar bilmiyorum eğer bulabilirlerse o gösterirken gösterebilirler. Benzerliği değerli izleyicilerimiz fark etsin diye. Tarım Bakanlığı gerçekten de bu konuya dikkat çekmiş olacağız. Bunu sahiplen dönemin tarım bakanlığı ve çok benzer bir e, BTR yaparak neredeyse ev... hmm. arkadaşlarımız da e, aynısını ekrana taşıdılar. Onlar da tarlaların betonlaşmaması evet, gerektiğini evet. eğer tarlalar betonlaşırsa vazgeçersek Türkiye'nin aç kalacağı sloganını sahiplendiler ve bir yıl boyunca yayın yaptılar geldiğimiz noktayı bir VTR izleyelim. O soran arkadaşlar için bir 8 yıl Kanal bir televizyonu kurucusu Profesör Doktor Hayran e, hangi slogan yayın yapmış izleyelim. O soran arkadaşlar dizisinden sonra konuşmaya devam edelim. Tarlalar betonlaşmasın, Türkiye aç kalmasın. Slogan buydu ve bu sahipti de yani dönemin Tarım Bakanı tarafından ve çok neredeyse klibin neredeyse aynısını yayınladılar. Yani bütün bağlı kuruluşlarıyla Başkent Üniversitesi üzerine düşeni yaptı, yapmaya devam ediyor. Ee, peki siz ne yaptınız? Hani soru izleyici ya, anca eleştiriyorsunuz ne yaptınız diye. Siz evet. ne yaptınız efendim? Şimdi ben her e, programda e, aklıma geldikçe şunu tekrar etmeye çalışıyorum. E, aklı olan, akıllı olan bu ülkeyi yöneten bir insan... E, ...bu konuşan adam ne konuşuyor? Not alın söyledikleri doğru mudur, değil midir diye... 10 söylediğimden bir tanesini inceletse a adam doğru söylüyor galiba diye o yönde politika geliştirse bu ülke çok daha güzel bir noktada olur. Şimdi bu söylemler bu söylemler söylesin arkadaşımız öbürleri de sorsunlar. Belki de samimiyetle de sordu arkadaş. Ben öyle sormuştum. Birkaç mı? tane olduğu için söyledim Heh. ama normal e, gerçekten de konu konuya e, ilişkin tabii, hani tabii. bizi e, bir anlamıyla yermek değil de konuyu yok, anlamaya yok. ilişkin sorular tabii. da var. Onları da soracağım. Tabii. Hepsini soracağım. Şimdi, Dedim ya başında tüm çıplaklığıyla açıklığıyla yapıyoruz biz bu yayını. Ben ben soruya ciddiyetle yanaşıp şöyle bir cevap getireceğim. Bu ülkenin tarımını yöneten bir siyasi iktidar var. Biz bu siyasi iktidarın tarımı yöneten temsilcisinden odam e, randevu istiyor. E, bakan olduğundan beri vermemiştir randevu. Şu son birkaç haftada mi sayın bakan bilmiyorum ama Ziraat Mühendisleri Odası kendisinden randevu talep ediyor. E, i̇nşallah bir gün verir. ...odam görüşme imkanı bulur. E, görüştüğümüzde ne konuşacağız? Ülke tarımımızın, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın... ...bu ülke hayrına nasıl daha güzel konumlandırılabileceği... ...neler yapılabileceğini konuşacağız. Şimdi siz ne yaptınız? E, ülkenin bütçesi bana ayrılmıyor tarımda. Keşke ayrılsa da ben bir şeyler yapabilsem bu konuda. E, bizim yapabileceğimiz şey... Hataları görmek, doğrusunu önermek, işbirliği teklif ederse siyasi iktidar işbirliği de göstererek iyi niyetimizle bu ülkenin tarımının, çiftçisinin, mühendisinin, diğer meslek gruplarının ve halkımızın refaha ulaşması için bir adım atmak Şimdi olabilir. İzleyecek <laughs> e, böyle bir e, bu bir serzenişti çünkü bu programın evet, formatı evet, gereği de aslında evet. aynı soruyu ben e, buraya gelen e, eleşt. ...yaptırıyorsa eğer e, izleyicimiz e, o uygulamayı, tabii, politikayı... Tabii. ...siz olsanız ne yaparsınız sorusunu muhakkak yöneltiyorum. Tabii. Size de yönelteceğim. Tabii. Onun için eğer Yok. izlemeye devam ediyorlarsa acele etmesinler. Yani bu bu konular nasıl sorunlar çözülebilir sorusunun... E, ...tüm ayrıntılarıyla sizden e, almak niyetindeyim. Mesela bir izleyicimiz Mehmet Aşar Bey de şunu sormuş. 2006 yılında çıkartılan tohum yasasıyla... ...yerel tohumların satışları yasaklandı. Yalnızca sertifikalı tohumların ticari olarak satışına izin verildi. Bu ne anlama geliyor? Şimdi iki biraz düzeltme yapayım arkadaşımızın söyleminde. Tabii. Ee, dediği sonuç olarak e, o noktaya geliyor da şöyle ifade etmek lazım. E, 2006 yılında çıkan tohumculuk yasası e, kırsal kesimde yaşayan insanlar diyeyim, genel konuşayım. Kırsal kesimde e, yaşayıp kendi çeşidini, yerel çeşidini geliştirebilme... E, başarısı göstermiş insanların bu benim çeşidim diye satmasını engelledi. Şey ama ona karşı da tohum yerel tohum takas şenlikleri bu ülkede türedi ve insanlar tohumlarını birbirleriyle takas ederek geliştirme imkanı buldular. E, sertifikalı tohum kullananlara 2018 yılından itibaren destek verilecek. Sertifikasız tohum kullananlara ise tarımsal destek verilmeyeceğini Sayın Tarım hı hı. Bakanı izah etmişti. E, bu şimdi sertifikalı tohum demek kontrollü şartlarda yetişen hastalıklardan ari tohum demek. Bu yönüyle baktığınızda güzel bir olay. Hastalıktan ari tarım ilacı kullanmanız, hı hı. civar tarlalara e, hastalık bulaştırmamanız e, babında güzel bir nokta. Fakat bunun da şu noktası eleştirilebilir. E, şimdi tarımla uğraşıyorsanız, bir şeyler yetiştiriyorsanız ve tarım desteği almaya hedefliyorsanız e, hakkınız da ee, bu sefer sertifikalı tohumlar kullandığınızda kendi yerel çeşitlerinizi devam ettirememe, yerel çeşitler oluşturamama, üretememe gibi bir sıkıntı yaratacak. Yani sertifikalı tohumları kullanma şartı tarım desteği almak için bu şartın konması ne yazık ki Anadolu'daki yerel çeşitlerin yavaş yavaş ortadan kalkmasına e, neden olacak. O yerel çeşitler tohumculuk ve ülke tüm ülkelerin gelecekte beslenmesi açısından çok önemli. Bir Zira, de bu, şunu özür dilerim araya giriyorum daha iyi anlayabilmek için. Bir de bu yurt dışından mesela İsrail'den rakamları verdiniz yoğunlukta olarak. Evet. İthal ettiğimiz tohumu denetleyemiyoruz diye biliyorum ben değil mi? Nasıl yani bu nedir? Diyorsun? Sağlıklı mıdır? Yani Yok. çok çeşitli iddialar var tohumla ilgili. Yani istese İsrail bunu üreten işte firmalar yani bunun içine işte örnek veriyorum. Bu bir iddia olduğu için söylüyorum. Hı. Şu toplumun doğurganlık hızını düşürmek istiyorum Hı. dese buna ulaşabilecek bir silah aslında deniyor tohum. Doğru evet. mudur? Şimdi ona doğrudur ya da yanlıştır diyebilmek beni çok aşar. E, hatta bu işte uğraşan bir bilim insanını da e, deneme yapmadığı sürece aşar. Son derece zor bir konu bu. E, belki de tespit edilemeyecek bir konu. Zira mesela GDO'lu tohumlarda... Onu soracaktım. GDO'lu gönderiyorlar. Ha. Onu da o konuda da... GDO'lu tohumla ülkemizde tarım yapmak yasak. E, Dışarıdan alabiliyoruz zaman. Yem amaçlı alıyoruz. Ee, ekmek ya da e, toprağa ekmek, üretim yapmak amaçlı ekmek ya da onu gıda olarak kullanma amaçlı yasak. Ama Öyle yiyen bir... hayvanı yiyoruz. Ha yiyen hayvanı yiyoruz, sütünü içiyoruz, yumurtasını yiyoruz. Ço özellikle kanunumuzda çocukların e, GDO yani bir gün, ülkemizde gıda amaçlı gdo'ya izin verilse de e, çocukların kullandığı bebeklerin kullandığı gıda materyallerinde bu ürünlerin kullanılmaması maddesi var net bir şekilde. E peki o ne demek? Şimdi ne demek bu? kendimiz yiyemeyip çocuklarımızı besliyoruz. En gözlemiz onlar. Onlar için çalışıyoruz ve ülkemizin geleceği onlar. Şimdi bunların gıdalarında bu materyalleri kullanmayı onları koruma adına yasaklamışken o çocuklarımızı neyle besliyoruz? Kendimiz içemeyiz, sütü çocuğa veririz. Yumurtayı kendimiz yemeyiz, çocuğumuza veririz. Eti kendimiz yiyemediğimiz zaman çocuğum sen yederiz. Çünkü onların sağlıklı yetişmesidir ilk hedefimiz kendimizden öte. Şimdi çocuğun gıdasında kanunun maddesiyle yasaklarken. O çocukları beslediğimiz, ürünleri elde ettiğimiz tavuğunda, büyük başında, küçük başında GDO'lu yemleri kullanmak son derece mantıksız ve birbiriyle çelişen bir olay. Dolayısıyla bu GDO'lar üzerinden gidersek Amerika Viyan pardon Avusturya Viyana Üniversitesi'nde 2009 yılında yapılmış bir araştırmada fareler 3. nesil sonunda Kısırlaşmışlardır. Dördüncü nesil oluşamadığından e, deneme üçüncü nesil sonunda sonlandırılmıştır. Yani Gedoğlu yem yiyerek mi kısırlaşmış? Gedoğlu yemlerle beslenen farelerin kontrol grubuna göre kısırlaşarak ortadan kalktığı görülmüştür. Yani dediğiniz e, olabilir. E, biyolo gıdanın içerisindeki biyolojik silahlar olabilir. Yani şunun için söylüyorum Sayın Atalık. Özür dilerim. Biz tabi siz uzmanısınız. Tabi burada bir bilimsel tıp alanından da bir belki uz uzman da e, siz ama raporları bildiğiniz için size evet, evet. katkı verebiliyorsunuz. Şimdi son dönemde mesela ülkemizde özellikle hani bir slogan var. Ne yerseniz olsunuz Evet. Ülkedeki kimi hastalıklarda bir patlama var son dönemde. Yani anormal eskiden rastlanılmayan işte kanser, kanserde, kanser çok ciddi bir artış söz konusu. İşte çeşitli işte uğurlar tümörler, çeşitli enteresan gıdaya bağlı olduğu düşünülen hastalıklarda bir artış var Türkiye'de eski oranla. Gıdaya bağlı hastalıklarda artış var. Artı son derece ürperti yaratacak bazı hastalıklar olduğundan şüphelenilen ama solunum yetmezliğinden öldüğü diye raporuna geçen de maalesef hastalıklar var. Eğer bu ülkede e, ciddi hastalıklar varsa buna karşı tedbir alınmalı. Ölüm raporlarına solunum yetmezliği yazarak olayların üstü örtülmemeli. Şimdi o noktada da sorum o. Oradan gelen tohumu. Biz e, denet yani bir bu bir laboratuvarlarımız var mı bunu içini açıp bu nedir ne değildir çünkü benim yanlış biliyor olabilir ama bildiğim kadarıyla diyelim ki İsrail ile yapılan anlaşmada diyor ki sen denetleyemezsin ben denetlerim. Yanlış biliyor olabilirim ama ha, yok. Sen, e... Denetliyor muyuz üst oğlum? Şöyle e, sizin dediğiniz biraz şuna uyuyor. E, koşer sertifikası denen bir sertifika vardır. Helal gıdanın Hı -hı. Yahudilere uygulanan şekli kendilerinin Hı -hı. uyguladığı şekli. Onun bir e, din görevlisi gelir koşar sertifikalı ürün alınacak şeyleri denetler. Nasıl üretildiğini onay verir ve o şekilde üretilen e, ürünlerin ülkesine gidişine o sertifikayla izin verir. Hı hı. E, kendi üzerinden yaptığı denetleme budur. Yoksa bize te, gönderdiklerinden bahsediyorum. Yok ben. bize gönderdiklerinde e, bizim e, karantina müdürlüklerimiz var Tarım Bakanlığı'na bağlı. Orada e, laboratuvarlarda tohumların tohumların GDO'lu olup olmadığı, bir hastalık taşıyıp taşımadığı ya da fide fidan gibi şeyler geliyorsa içerisinde o böcek gibi zararlıların olup olmadığı gibi karantina tedbirleri ve incelemelerine tabi tutulur. Ülkeye öyle girer. Mersin Limanı skandalı. Ha, mı? onu burada konuşmuştuk. Işte onu diyorum. görmeden laboratuvara yollama, bir gün sonra evrak düzenleme gibi savcının belgesinde bazı şeyler vardı. E, bu kişisel kusurlardır. Tabii ki kişisel e, mekanizmanın iyi çalışmasını denetlemek gerekiyor. Gıda konusunda özellikle. Ben de diyorum ki niye bunlara gerek olsun? Soru mu? Yani biz yapamıyor muyuz bunları? Biz neden e, İsrail'den domates tohumuna 10,5 milyon Dolar ödemek zorunda mı Türkiye? Ha, ben o, onu anlatacaktım 80 sürecinde ödemek zorunda mıyız? Bakın o 80 sonrası kendimiz üreteceğiz de ne olacak? Yurt dışından parasını verir alırız. Uğraşmaya gerek yok. Zihniyetinde ne oldu biliyor musunuz? E, bu ülkenin e, tüm dünyada kabul görmüş, e, nam salmış, ün yapmış... Devlet bünyesinde çalışan bitki ıslahçıları vardı. Hı hı. Tohum ve tohumluk üreten ve bu ıslahçılarımız ulus ötesi şirketlerin girmesi, kamu kurumlarının pasifize olması çerçevesinde e, kurumlarını terk ettiler. Yüksek maaşlarla ulus ötesi şirketlere büyük bir kısmı geçti. Ve o çerçevede e, ülkemiz o tohum üretecek insan kaynağı gücünü kaybetmeye başladı. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl diye baktığımızda tarımsal araştırma enstitülerimiz var. Devlet üretme çiftliklerimiz TİGEM'lere dönüştü sadece sadece hani milli tarım diye bir e, 2016'nın Ekim ayında bir kavram ortaya çıktı ya. Evet. İşte size milli tarım önce tohumdan başlayın, milli olmaya. Önce kendi damızlıklarınızı üretmekten başlayın, milli olmaya. Tutup da her şey tohumu dışarıdan, e, ürettiğiniz şeyin kökü dışarıdan, e, hayvanı dışarıdan al, alt ay besle kesme gönderle mi milli tarım Şimdi olacak. araya gideceğiz ama e, araya gitmek durumunda. Biz bunların hepsini konuşacağız. Bir, 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 bir. Şu hayvan konusunda ikinci bölümün sonunda konuşacağız ama bir ilginç e, sosyal medyada paylaşımınız vardı. Onu sorarak araya gidelim. Değerli izleyicilerimiz de e, bunu bir düşünsünler. E, Singapur ha <laughs> konusunda bir iddia, iddia değil de bir veriyi paylaştınız. Tabi iddia değil veri. <laughs> Biz si, Singapur'dan... E, Canlı hayvan diyelim. Bir an siz anlatır mısınız onu? Tabii. Araya gitmeden. Şimdi Türkiye 2017'nin son zamanlarında yani yarısından sonraki dönemde zaten ithalat ülkesi olduk. Ana vatan olduğumuz şeyleri bile yurt dışından alan bir ülke konumundayız. Bir de daha öteye geçti olay. Merkez Bankası'nın sürekli enflasyon enflasyon gıda kaynaklı demesinden kaynaklı Vergilerin sıfırlanması denen bir olayla karşılaşmaya hı hı. başladık e, ve e, işte kuru baklagillerde vergi sıfırlamaları, hayvan ithalatında vergi, et ithalatında vergi sıfırlamaları. Enteresan bir karar çıkmıştı. 15-20 gün olmuştur herhalde. Singapur'dan e, kısaca canlı hayvan ithalinde uygulanacak vergiler sıfırlanmıştır diye. Singapur'dan, Singapur'dan canlı hayvan evet. sıfırlandı vergiler. Evet. Bir Güneydoğu Asya ülkesi. Şimdi tamam, e, her şey sıfırlanıyor. Bunda da sıfırlanmış diye önce e, normal karşıladım ben, yani bir şey aramadım içerisinde. Sonra ya dedim, şu Singapur tam olarak neredeydi? Bir yerine bakayım, hangi ülkelerin arasındaydı? Çünkü bit kadar bir ülke, bizim Yalova'dan daha küçük. Düşünün. İstanbul'un bir zamanlar ilçesi olan Yalova'dan daha küçük yüz ölçüme sahip bir kent şehri. Ee, şu, biz bu ülkeden ne alacağız diye Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün web sayfasını açtım. Singapur'u açtım ülkede tarımsal manada ne var ne yok diye bir bakayım diye ülkede tarımsal manada bir şey yok kent devleti merası yok mesela mera yok ülkede mera yok koyun yok sıfır sığır 200 tane domuz 270 bin tane Şimdi sığırı 200 tane. E, 200 tane. Tane. 200 yani. Ya dedim yanlış yazmış FAO e, ben, ben, de öyle düşünüyorum yani. Şurada, ben, şurada hayvan pazarlarında bir. bir e, satıcının 200, 200 tane, çok yani, var. Evet. E, yanlış yazmış dedim. Güvenemedim rakama. E, yayınlamayı uygun bulmadım ben şimdi bu verileri öyle görünce. Sonra ya dedim bir Singapur'un hayvancılığıyla ilgili yazılmış bilimsel makaleleri okuyayım. Bir okudum ki rakam doğru. 200 tane sığırı var. Şuradan doğru diyorum. Singapur'un büyükbaş hayvan sayısı 1980 sonu 90'lı yılların başı e, en yüksek seviyesine ulaşmış. O da 700-750 civarı olmuş tane. Üsküdar'a yetmez yani. Yetmez. Bir gün yetmez. Yetmez. Ee, sonra Peki biz de yani... demek ki... Demek ki en yüksek olduğu 700-750 diye bahsedilen bir noktada 200 tane sığırının olması doğru bir rakam faunun. Ve şey o zaman ben bunu bazı basın yayın kuruluşlarında da paylaştım. Hatta eşim haberlerde izlemiş dilin sürçtü herhalde 200 bin diyecektin 200 tane dedin Dedi. Hayır dedim. Dilim sürçmedi. 200 tane sığırı var. E ne alacakmış Türkiye oradan dedim. Evet ben ben, bunu, ben soracaktım onu. Bunu gazetecilerin bu kararı veren bakanlara sorması gerekiyor. Siz 200 tane sığırı olan, merası olmayan, koyunu olmayan bir ülkeden ne alacağız diye vergileri sıfırladınız. Ne almayı umuyorsunuz diye sayın gazeteciler sorsunlar, gazetelerinde yazsınlar biz de öğrenelim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz de bu soruyu şu an kendi kendilerine sorabilirler ama çok çok önemli bir veri bu. Yani tamam et için işte enflasyonu baskılayabilmek adına kısa dönemli ithalatı ihracat kalemlerini sıfırlayabilir risk. Yani bu bir tercihtir. Yanlıştır, doğrudur ama yani 200 tane sığırı olan bir yerin hakikaten de yani hepsini bir kalemde alsak dediğim gibi Üsküdar'ın yarısını bir gecede biter. Yani bir, bir başka bir şey herhalde bu. Bir başka niyet mi var bilemiyoruz. Takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz konuşmaya. Ben soracağım efendim niye nohutu Meksika'dan? Yani biz sarımsak üretemiyor muyduk da Çin sarımsağına şu an sofralarımıza tüketiyoruz? Mesela soğan İran'dan niye alıyoruz soğanı? Bizim çiftçimiz mi kalmamış? Peki ne yapabiliriz? Sonunda da final sorumuz bu kısa bir anın ardından. Gündem Özel'in ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. Pek çoğunuz farkındadır ama farkında olmayanlar için tekrar kısa bir özet yapmak gerekirse. Kuru fasulye, nohut, sarımsak, çin, sarımsak çinden geliyor, soğan, kırmızı mercimek, pirinç, bezelye. Bugün tencerelerimizde artık neyi pişiriyorsak ve sofraya çocuklarımızın önüne koyuyorsak yurt dışından getiriyoruz. Peki niçin bu sorunun yanıtını arayacağız? Arıyoruz bu akşam. Ve e, ne yapılabilir e, bu sorunu giderebilmek için? Konuğumuz çok değerli bir isim. E, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Sayın Ahmet Atalık. İlk bölümde çok e, önemli bilgiler verdiniz. E, bu yurt dışından ithal edilen ürünleri sayıyordunuz. Birkaçını da kestim ben. De devam edebiliriz isterseniz. Ha, ha, yani... bir, söyleyeyim birkaç tane daha. E, kuru fasulye. En çok mesela Türkiye'de yetiştirebiliriz, hiçbir sıkıntımız yok. Yenilen yemek. Tabii ki kuru. Hatta bugün yedim. Yanda da bulgur pilavı yedim. Ev yemekleri yapan bir yerde. Peki bunun ikisi ithal mi mesela artık? Onu da kuru fasulyeyi Amerika'dan, Kanada'dan, Arjantin'den, Kırgızistan'dan ve Çin'den alıyoruz ağırlıklı olarak. Kendimize yetemiyoruz. Mercimekte yine feciatları oynuyoruz. Kanada'dan, dibimizde kargaşa yaşayan Suriye'den insanlar kaçıyorlar. E, korkunç bir kargaşa ortamı var ama oldukça yüklü ithalat yapıyoruz e, mercimek babında Suriye'den. Savaş var Suriye'de. Tabii bize ama bize mercimek satıyorlar. Satıyorlar. Kazakistan ve Okyanus Ötesi Avustralya'dan mercimek getiriyoruz ülkeye. Pirinç Amerika'dan, Rusya'dan, Hindistan'dan, Çin'den, İtalya'dan yunan Yunanistan'dan alıyoruz pirincimizi. Kendimize yeterliliğimiz yok. Mısır'ı, Romanya, Sırbistan, Rusya'dan. Soya, soya çok önemli. Gerek hayvan beslenmesinde gerek insan beslenmesinde. 2 milyon tonun üzerinde arzı var piyasaya. Yani tüketimi ve kullanımı var. E, gerek yem olarak gerekse gıda olarak. E, bakıyorsunuz hemen hepsini neredeyse 150 bin ton kadar üretiyor, üretiyoruz. 2,5 milyon tona yakın tüketimimiz var. E, i̇şlenmiş gıdaların içinde de hep soya var zaten. E, bakıyoruz bunda durum biraz tehlikeli. Onun için ülkeye giriş analizlerinin çok dikkatli yapılması lazım. E, GDO'lu tohumla soya yetiştiren ülkelerden özellikle ağırlıklı olarak alıyoruz. O yüzden bu ürünün ülkeye girişinde titiz analizler yapılması gerekiyor. Mısır da dünya ticaretinde GDOlu oldukça fazla. Ama bunda demin saydığım Romanya, Sırbistan ve Rusya temiz ülkeler. Bunlar GDOlu tohumla üretim yapmayan ülkeler. Mısır Konusunda dolayısıyla Mısır'da tehlikemiz gözükmüyor fazlaca ama soya'ya çok dikkat etmek gerekiyor. Domates tohumunu söylemiştik. Ee, İsrail başta olmak üzere korkunç ithalatçıyız. Açci tohumunda ihracatımız maalesef ithalatımızın üçte biri kadar. Ee, yer fıstığımız meşhur. Bunun da e, tohumluk ihracat-ithalat dengesine baktığımızda. E, ihracatımız ithalatımızın 20'de biri kadar. Bunda da tohumluk konusunda çok zayıfız. Patates tohumluğunda da zira yine 7-8 kat ithalatına daha fazla ödüyoruz. Yani bugünün Türkiye'sinde hem gıda olarak ürünleri dışarıdan gerek hayvansal ürünler gerekse bitkisel ürünler bazında hem dışarıdan alma yönünde Türkiye tam bir ithalat devletine dönmüş vaziyette hem de tohumluk konusunda ithalat e, cennetine dönmüş vaziyetteyiz. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki tam bu noktada. E, Ahmet Bey, onun da ismi Ahmet Bey. Şimdi 2018'de diyelim ki ben biraz daha genişleterek sorayım sorusunu. E, biz işte ülke çıkarlarına bir karar aldık diyelim Türkiye olarak. Karşına da işte birkaç tane büyük şirket var. Nereden yönetildikleri de belli tohum konusunda. Ee, o şirketlerin e, kontrolünü sağlayan ülke dedi ki size gıda tohumda kota koyuyorum yapabilir mi böyle bir şey? Gıda da tohum da. Yani tohum satışını yapmıyorum artık dedi. Size kota koyuyorum bu kadar satacakken artık bu kadar satıyorum dedi. Ne olur Türkiye ne yapar? En azından bir yıl mesela 2018'de. Türk işte sizin o güvenlik kavramınızda bahsettiğiniz şeyler e, Türkiye e, tarımsal araştırma enstitüleri ve tigenlerinde, ee, ...yol verdiği takdirde birçok tohum ve tohumlukta kendine e, yeterlilik düzeyine yaklaşacak üretimi yapabilecek efora sahip. Ee, yani çok zor duruma düşeceğimizi zannetmiyorum temel ürünlerde. Ee, ama şu an itibariyle e, bu e, enstitülerimiz çalışmalarını yürütüyorlar. Hatta buldukları, geliştirdikleri tohumlardan bir tanesi Osmancık 57 pirinç çeşididir. Bununla Türkiye pirinç üretimini ikiye katlamıştır. Hı hı. Ama bakın, Şimdi şunu da söylemeden edemeyeceğim. E bunu da söyleyince <laughs> siz ne yaptınız gibi düşünceler başlıyor. Ama Türkiye'nin şunu bilmesi gerekiyor. Bu Osmancık çeşidini geliştiren tarımsal araştırma enstitümüz, Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde görev yapan çok değerli bir enstitü. Arkadaşlarımız gece gündüz fedakarlıkta müthiş çalışıyorlar. Gidip orada arkadaşlarımızı da ziyaret edip arazilerini de görüyorum. Bu çeşidin üretildiği tarım arazileri, kentin konut yerleşimine açılıyor. Yani bu yapılmamalı. Türkiye'nin tohum ürettiği yer orası. Pirinçte kendine yeterliliği yakalamak için mücadele ettiği yer orası. Tutup da o tarım arazisinin üzerine kent yapıp da betona çevirmememiz gerekiyor. Nüfusumuz sürekli artıyor. Bu tarım arazilerimiz özellikle o iklim değişikliği, küresel ısınma dediğimiz feciyatların başladığında... ...verimimiz, üretimimiz düştüğünde, kalitesi düştüğünde... O tarım arazilerimizin her bir santimetre karesi sizin fragmanınızda e, Mehmet Haberal Bey'in e, düşüncesiyle oluşturulan fragmanda da belirtildiği üzere korunması gerekiyor. Biz en değerli tohumlarımızdan birinin üretildiği oraları maalesef kentleşmeye açıyoruz. İşte e, Ziraat Mühendisleri Odası bu noktada e, bir... Hukuk odasına döndü neredeyse. Bir izleyici de yine ziraat mühendisi demiş. Ben Dedim ya bütün açıklığıyla tüm soruları sormak evet, niyetindeyim evet. diye. Yusuf Bey demiş ki ziraat Mühendisim sorar mısınız? Mesleki haklarımızla ilgili bu kadar görüş bilmiyorlar. Ahmet Bey çiftçiler odasının mı, ziraat mühendisliği odasının mı başkanı? Demiş. Şimdi o arkadaşımız da şubemizi ziyaret etsin. Bakın ne diyorum? Bir Belçika büyüklüğünde tarım arazisi artık ekilmiyor diyorum. Arkadaşımız ziraat mühendisi apartman dairesinde mi çalışmayı düşünüyor acaba? O tarım arazilerini korumak, onun iş alanı, orayı üretim alanı olarak kullanmak, ona tohum götürüp satmak, onun üretiminde karşılaştığı sorunlara danışmanlık şirketi olarak çözüm bulmak, ee, tarım ilacı satmak, ondan sonra çiftçiyi yönlendirmek, e, daha güzel üretim yapmasını sağlamak. Tarım arazisi kalmazsa, çiftçi kalmazsa arkadaşımız apartman dairesinde ne iş yapmayı düşünüyor onu çok merak Kaldı ediyorum. Kaldı ki bu bütün bir Şimdi konu. Böyle bakmamak Bütün lazım. Şöyle bakmak lazım. Kendi meslek alanımızı da ilgilendiren konu. Toprak kalmazsa, ziraat mühendisi olarak ben neyle uğraşacağım? Bana ne ihtiyaç var? Bitkisel üretim ve hayvansal üretim olmaz ithalata şu anki Türkiye ithalat Türkiye'sine döndü. Yani başkalarının Arkadaşımız, ziraat mühendisleri değerli değil mi şu an? Yani tabii ithal ettiğimiz ki o yani. ülkelerin çiftçileri ve ziraat mühendisleri değerli. Biz onları finanse ediyoruz. Biz ülkemizdeki üretimi teşvik edip ziraat mühendisi, 40 tane ziraat fakültesi oldu bu ülkede. Tarım arazisi daralıyor, üretim düşüyor. İthalat ülkesi olduk. Hayvansal üründe de, bitkisel üründe de. Arkadaşımız eğer ki o ithal edilen ürünleri satma şeklinde bir aracılık düşünüyorsa ziraat mühendisi olmasına gerek yok zaten. Yurda Nur Hanım da demiş ki sizlerin sayesinde bu gerçekleri öğreniyoruz. Bizler de menşe Türkiye olan ürünleri almaya çalışıyoruz. Halk olarak başka ne yapabiliriz demiş. Bir başka izleyicimiz hemen üzerinde Mehmet Bey de demiş ki şu an markete gittiğimde ithal şey yerli ürün bulamıyorum. Yani bakıyormuş şeye. Ben de e, yani, bakıyorum. yani, Vatandaş aslında bu konuda bilinçli son dönemde ama yani evet. yok. Süpermarketlerde. Gerçekten e, mercimekte mesela e, menşeyi Türkiye yazan e, bazen şuna da dikkat etsinler. E, şu yanılgı da olabiliyor. Mesela plastik ambalajın o ürünü e, kavrayan plastik ambalajın üzerinde Türkiye'de üretilmiştir ambalajı yazıyor. İnsanlar onu Aa, Türk yerli Türk malı. malı diye e, kabul ederek götürüyorlar. Biraz daha dikkatli bakarlarsa, menşeği Tayland çıkabilir, e, Tayvan çıkabilir, Çin çıkabilir. Menşeine bakacaklar. Biz yani plastiğini mi üretiyoruz. Yani o mesadeki dışındaki şeyin... pla o açık ürün olarak geliyor, Plastiğini üretip ambalajlıyoruz, ambalaj Türkiye hı hı. ama ürünün menşei kısmına baktığınızda bambaşka bir ülke çıkabiliyor, ona dikkat etsinler. Benim eşim de bu konuda çok hassastır. Bir gün epey bir market dolaşmıştım bir ürünün Türkiye menşeli ürünü bulabilmek için gerçekten bulabilmek. ...zorlaştı. Geçen haftaydı yerli mal haftasıydı. Bizim yerli zamanı haftasıydı. hala da kutlanıyormuş. Haber yaptık çocuklar... E, ...yerli mal haftasını kutluyorlar. Bu bilinç yerleştirilmeye çalışılıyor. E, fakat işte... ...yerli malı bulmakta zorlanıyor artık... ...insanlarımız. Yani Bütün dünya belki bunu görmek lazım. Artık bütün dünya yerli malına dönmüş durumda. Kendi malı... Evet. ...başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. Evet kesinlikle bugün sanayide, bilimde, teknolojide gelişmiş ülkelerin hepsine bakın aynı zamanda tarımlarda da gelişmiş ülkeler hı hı. ve dolayısıyla Tarımları da es zamanlı gelişmiş ülkeler. Yani biz teknoloji sanayi ülkesi olalım da sonra tarım ülkesi olalım diye bir şey yok. İkisini aynı paralellikte geliştirmiş ülkeler. Türkiye'de bir zamanlar sanayi ülkesi mi olacağız, tarım ülkesi mi olacağız diye son derece mantıksız tartışmalar yaşanmıştı. Sonuçta... E her ikisinin de birlikte geliştirilerek refah düzeyinin arttırılması gerekiyor. Şimdi yerli malı haftasında yerli malı bulmak, menşeyi Türkiye bulmak zorlaşıyor. Tarım arazisi bulmak zorlaşıyor. Çiftçiler topraklarını terk ediyor. Ekilmeyen arazi miktarı zorlaşıyor. O ziraat mühendisleri mühendisi arkadaşım çiftçi yok, toprak yok, üretim yok, ithalata dönmüş. İşte ben onun hakkını savunuyorum. Onun çalışma alanına sahip çıkmaya çalışıyorum ki bu alanlar olmalı çiftçiler olmalı, yerli üretim olmalı, tohumundan e, hayvanına kadar damızlığına kadar ki o arkadaşıma iş alanları açılmalı. Bakın o arkadaşım devlet kapısında iş bulmak zorlaştı. Özel sektörde iş bulmak daha zorlaştı. Neden? Üretim Çiftçi yok. fakirleştikçe sizden şirketten hizmet satın alamıyor. Alamaz geçinemediği için toprağını terk ediyor. Şimdi şirket ona hizmet veremiyorsa o düzeyde gelişmişlik gelişmişliği çiftçinin yoksa hizmet alabilecek kadar bir ziraat mühendisini nasıl da istihdam eder? Edemez. Özel sektörde arkadaşlarımızın istihdam edilebilmesi, bakanlık e, kamu sektöründe istihdamının sağlanabilmesi üretim alanının canlanmasından geçer. Şimdi, i̇şte biz bu şartların yaratılması için gerekli nelerin yapılmasını sürekli aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi enflasyona e, genel olarak gerekçe olarak ki doğru veriler gıda fiyatları gösteriliyor Türkiye'de e, kimi izleyicilerimizin de sorularına paralel olarak buna gerekçe olarak da daha çok deniyor ki. Çiftçi kazanamıyor. Son noktada da e, esnaf bu çok yüksek diye kabul ediyor biz mikrofon tuttuğumuz zaman. Yani diyelim ki 1 liraya alınan bir ürün tezgahlarda en ucuz yerlerde 4 liraya 5 liraya satılıyor. Kim kazanıyor? Ve bu niye bir türlü bunu hani devlet yetkilileri de ilgili bakanlık da bunun farkındayken neden bu aradaki bu parayı kimin kazandığına ilişkin... Sorun çözülemiyor sizce? Şimdi çiftçi gerçekten zor durumda. Maliyetinin altında satmaya sürekli baskılanıyor. Çünkü karşısında çoğunlukla ve tek olarak tüccar var. Ee, ve çiftçinin yaşı da yükseldi. Gençler terk etti, para kazanılamayan bir alanda insanları tutmanız mümkün değil. Hı hı. Para kazanması gerekiyor. Yaşı ilerleyen çiftçi inatla üretimini sürdürüyor çünkü bırakıp gidip yeni bir hayata başlayıp yeni bir işe başlayıp hayatını kazanabileceği başka bir dal yok. Ee, o hayatını orada tamamlamayı göze almış ve inatla üretmeye çalışıyor ve üretmeye çalıştıkça e, borç borç içerisine giriyor. Şimdi e, şu, tüccara satıyor. Şimdi çiftçiyle konuştuğunuzda kazanamadığını söylüyor. Hı hı. Tüccarla konuştuğunuzda kazanamadığını söylüyor. En son satış noktasındaki esnafla konuştuğunuzda çok az bir karla sattığını ve o da yeterince kazanamadığı konusunda şikayeti var. Fakat fiyat yüksek. Fiyat yüksek. Ve enflasyona gerçekten olumsuz etki Şundan etki. kaynaklanıyor. Bakın. Şimdi bir kere çiftçinin severek üretim yapması lazım. Bunun için ziraat mühendisi arkadaşlarımız, veteriner hekim arkadaşlarımız gıda mühendisleri arkadaşlarımız. Herkes kendi alanında çiftçiyle bütünleşik bir yapıda olması gerekiyor. Bunun içinde çiftçinin kazanabilmesi ve bu insanlarla devlet üzerinden ya da şirketlerden hizmet almak suretiyle daha kaliteli üretime yönlendirmemiz gerekiyor çiftçiyi. E, çiftçi kazanacak ki size tarım ilacı kalıntısı olmayacak düzeyde dikkat ederek üretim yapacak. Yani zevk alacak yaptığı işten size de güzel gıdalar e, ham maddesi yollamak için çaba sarf edecek. Bugünün kazanamayan çiftçisinin gıda güvenliği, kalıntılar, gübrelemeler konusunda dikkat etmesi, küçülen devlet çerçevesinde ona giden kamu hizmetinin azlığı, şirketlerin Fiyatlarının çiftçiye yüksek gelmesi dolayısıyla yani şu anda son derece kontrolsüz bir üretim var Türkiye'de ve kalitesi yeterli düzeye ulaşamamış bir üretim var. Dolayısıyla fiyat sürekli baskılanıyor çiftçi çoğu zaman kazanamıyor ya da maliyetine satmak zorunda kalıyor. Zira çiftçinin şeyine baktığımızda takipteki kredisine baktığımızda 2005 yılında çiftçinin takibe düşen kredi miktarı 150 milyon Türk lirası iken 2017'nin Eylül ayında 2 milyar 200 milyon Türk lirasına ulaştığını Korkunç görüyoruz. Bir var. Yani çiftçi %2000 bin borç yani. içerisinde bo, borç borç içerisinde yüzen bir konumda Şimdi kazanamıyor. Doğru söylüyor şimdi tüccara baktığımızda tüccardan da şikayet alıyorsunuz kazanamıyorum diye. Niye? Çünkü ürün çok el değiştiriyor. Benden size, sizden ona, ondan ona ve her el değiştirmesinde ürün zayiatı oluyor. Ve ve Hele hele bu yaş meyve sebze gibi özellikli bir ürünse bir de ben bilmeyen bir aracıysam, tüccarsam iyice telef ediyorum malı ve gitgide elden ele düşüyor malın e, miktarı, fiyatı yükseliyor. E, şimdi elden ele yeterli karı biz de çok aracı olduğumuz için kazanamıyoruz, biz de kazanamıyoruz diyoruz şey Büyük marketlerde satılıyorsa raf kirası dolayısıyla yine fiyatlar yükseliyor. Yani 1 liralık olay geliyor 10 liraya yani. 10 liraya. Bakın. taşıması var bunun. İşte Ali var. Bu konuda, mı? bu konuda bir çalışma yaptık. bir kanalda da onu paylaştık haberlerinde. Şimdi bir köyümüzde. Mercimek, organik mercimek 4,5 liraya çiftçinin elinden çıkıyor, kazanarak çıkıyor. 4,5 liraya kooperatif yapı altında. Ve o kooperatif, bu İstanbul'daki kooperatif satış noktasında o organik mercimeği 6 Türk lirasına satıyor. 4,5 liradan alıyor, 6 liraya e, isteyenlere kooperatif yapı üzerinden satıyor. Aynı mercimek... E, e, tüccar devreye girdiğinde o çiftçinin 4,5 liraya sattığı fiyat 3 liralara 3,5 liralara baskılanmaya çalışılıyor. Fındıkta gördük mesela baskılanmaya çalışılıyor ve aynı serbest fiyasa ekonomisi çerçevesinde market rafında bakıyorsunuz 15 ila 25 Türk lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. 25 lira, 4,5 liralık. 4,5 lira kooperatifte 6 lira, ee, serbest piyasa ekonomisinde hem çiftçinin fiyatı aşağı doğru baskılanmaya çalışılıyor hem de fiyat yükseliyor. Çünkü elden ele elden ele ve markette de market raf kirası gibi e, mevzular var sanırım. Ondan da çok yakınıyor aracılar. Hem aracıların sayısı fazla hem e, raf kirası. Dolayısıyla burada kim kazanıyor? Çiftçi kazanamıyor. Aracılar kazanamadığını söylüyor ama tüketici 5 kat yüksek fiyatla yemek zorunda. Yani zor. 4, üç 6 ila, liraya yiyebilecekken liraya yani. ha doğru o kooperatifle Kooperatif karşılaştırırsak ki 25 liraya yiyor. 4 kat 3 kat 4 kat dört daha kat. yüksek fiyatla yemek zorunda kalıyor. O zaman e, üreticinin memnuniyetle üretmesi ve para kazanabilmesi tüketicinin de son derece makul fiyatlarla bu ürüne ulaşabilmesi için ne görüyoruz? Kooperatif modelini görüyoruz. Ki kooperatifçilik günü birkaç gün sonra yayınlanıyorsa. Evet. Dünya hem de üstelik, Dünya Kooperatifçilik Günü. Mesela 22'si. bizim bizim bu tartışmamızdan çıkacak sonuç ne olabilir? Bu programı izleyen bakanlık yetkilileri ya da Sayın Tarım Bakanı onun vakti yoktur. Danışmanları belki izliyorsa Böyle bir modeli biz Türkiye'de kurgulamalı mıyız? Yapmalı mıyız? Yapmalılar. Kooperatif i̇şte bir önerde, bu, bulunuyoruz. E, önerde bulunuyoruz. Fiyatları söyleyerek öneride bulunuyoruz. 4,5 lira, 6 lira, 15-25 lira. Gayet basit. Ha e, özel sektör olmamalı mı? Olmalı. Nasıl olmalı? Kooperatif yapı üzerinden de özel sektör olmalı. Kooperatif yapı ona satmalı ki fiyat... E, belirli belirli bir fiyat üzerinden satışı olmak ama üzere ama mercimekte tutmamış bu. Yani kooperatif 6 liraya satmış, 25 liraya çıkmış yine raflarda. Hayır, e, insanlara satıyor. Perakende sektörü değil. Perakende anladım. Şey, e, perakende sektörde kooperatifler üzerinden bu ürünleri aldıklarında belli bir makul karla e, 6 lira ise, e, kooperatifte satsın 7 liraya özel sektörde satsın 8 liraya. Yani çok ıı, aradaki kişilerden kaynaklı, raf kiralarından kaynaklı ve elden ele dolaşırken ürünün zayi olmasından kaynaklı şu aşırı fiyat yükselişleri var. Hem perakende sektörde bu şekilde daha rahat eder. Kooperatiflerle ilişkili ürünün alınması ve satılması ve fiyatlar da daha kontrollü bir şekilde... Çiftçi de parasını, çiftçi alır, çiftçi de hak parasını alır, hak ettiği parayı alır. Ee, vatandaş para, da ucuz yer. Para kazanılan yerde gençler de o işi sürdürme yolunu seçerler. Ee, vatandaş da son derece bu ürünlere ucuza ulaşır. İşte vatandaşın hem kazanan çiftçi kaliteli, sağlıklı, özene bözeni ürettiği ürünlerle buluşmaya başlar hem de ucuza bu ürünlere kavuşmaya başlar. Peki kooperatifçilikten başlar. mesela ben biliyorum ki Hollanda tarımda önemli bir ülkedir. Küçücük bir ülke ama her ülke, şey kooperatif. Hollanda. Mesela evet her şeyi kooperatife bağlamış durumda keza diğer ülkeler tarımda önde giren ülkelerin kooperatif üzerinden yürüdüklerini biliyoruz. Evet. Türkiye neden kooperatifçilik konusunda çekimsel hep? Yani bu siyasi iradeden bahsetmiyorum. Hep öyle. Acaba bir yine siyasi bir kaygım var. Yani kooperatiflerin e, açık sormak gerekirse daha sonra bir e, güçlü bir e, siyasi ses olabilme endişesi mi yönetenleri kooperatifi teşvikten alıkoyuyor? Şimdi bu e, soruya bir bakanlık yetkilisinin açık gönüllülükte cevap vermesi gerekiyor. Zira ben ancak şu kadarını söyleyebilirim: e, bize serbest piyasa ekonomisini akıl veren gelişmiş ülkelerin hiçbirinde tarım konusunda serbest piyasa falan yok. Kusura bakmasınlar. Kooperatif yapı üzerinden çiftçilerin hepsi kooperatif yapı Amerika'da üzerinden. Amerika'da böyle mesela? Amerika'da öyle. Orada da birlikler, Avrupa'da da kooperatifler. Amerika birlik ülkesidir. Şey Avrupa kooperatif ülkesidir. Bir de özür dilerim. Kooperatifin yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Menşei Türkiye. Ahilik yani kooperatifin ilk e, örnekleri tarihte bu kesin Hı. bilgidir. Bu topraklardır. Güzel. Yani buradan e, devşirilip ilk olarak Hollanda'dan yayılıyor Avrupa'ya. Atatürk'ün de kooperatifleşmeyi teşvik etmesi, hatta ko kurduğu kooperatifinde ilk üye üyesi olması, 1 -1 -1 -e insanları teşvik etmesi kooperatifçiliğin çünkü Atatürk okuyan bir insandı, okuyan ülkelerin nasıl kalkındığını, nasıl gelişim gösterdiklerini, savaş meydanlarında bile gecelerini boş geçirmeyip binlerce kitap okumuş bir insandı ve kooperatifçiliğe son derece önem vermişti. Ama bugünün Türkiye'sinde 2012 yılında kanun hükmünde kararnameyle ile gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı yeniden şekillendirilirken, görevleri arasında kooperatifçiliği teşvik etmek vardı. Kanun hükmüyle kara, kanun hükmünde kararnameyle e, yeniden yapılandırılıp gö, şubeleri, daire başkanlıkları belirlenip görev taksimi tanımlamaları yapılırken bu tanımlama görevleri içerisinden çıkartıldı. Çıkartıldı mı? Çıkartıldı. Türkiye tarımının gelişmesi, çiftçinin severek işini yapması benim meslektaşlarımın daha fazla iş bulabilmesi kooperatifleşme üzerinden gerçekleşir ve en önemlisi de tüketicinin o se işini severek yapan ve kaliteli üretim yapmaya yönelen severek yaparsanız işinizi kaliteye doğru gitmeye başlarsınız. İşte kaliteli ürünlere ulaşabilmesi için tüketicinin kooperatifleri desteklemesi ve o sistemi teşvik etmesi gerekiyor. Mesela topluluk destekli tarım modelleri çıkmaya başladı. Ko çiftçi kooperatifleşmeyince çiftçimiz e, yeterli güce ve bilgiye sahip değil. Dolayısıyla biraz devletin destek ve yol göstericiliği gerekiyor burada. E, bu olamayınca mesela e, Muğla fethiye deydi sanırım. Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin bir konferansında çiftçi beyler ve hanımefendiler de gelmişlerdi. Yöresel kıyafetleriyle yerel tohum takas şenliğinin panel kısmıydı. Arkadaşlar dedim çiftçi kooperatifleşemiyorsa siz birliktelik oluşturun. Adı kooperatif olur ne olursa olur gidin bir köye siz Den, şunları şunları istiyoruz bize üretin ve şu şartlarda üretin biz şöyle ürünler istiyoruz temiz tarım ilacı kullanmadan hı hı. E, şu kalitede ürünler istiyoruz. Hanımefendiyi gösterdim çiftçi hanımefendiyi dedim bunlar sana gelseler e, şöyle üret bize ve şu şartlarda e, şunları kullanmadan üret deseler üretir misin üretmez misin dedim. Onlar nasıl istiyorlarsa öyle üretirim. Çünkü bizim çiftçimizin en büyük sorunu pazarlama kanalı. Bakın aynı yerde köylü pazarı kurduk getirip ürünlerini satmıyorlar dediler. Şimdi köylerde 60 yaşın altında insan kalmadı. O 60 yaşındaki insan tarlasına bahçesine mi bakacak onlarla mı uğraşacak hasatı yapıp götürüp pazarda satma enerjisini bulamıyor insan kendisinde. Hı hı. Dolayısıyla bunlar gelemiyorlar. Siz bunlara gidin, şunları istiyoruz diye ürettirin. Bakın üretiyorlar mı, üretmiyorlar mı? Ya bugün mesela bir doğuda bir ilçemizde bir belediye başkanı bu kooperatifleşme üzerinden çok güzel şeyler yaratmaya başladı. Batı'da Tunceli Belediyesi. Ovacık. Ovacık Belediyesi. Ovacık. Harikalar beziyor. yaratıyor. Gerçekten takdirle izliyoruz. Bir yerel yönetim hem de Ovacık gibi bir yerel yönetim e köylüleri üretime teşvik ediyor. Ve yaptığı diğer e halk hizmetleriyle e takdiri hak ediyor. Türkiye'nin en batısında onun da e, ismini vermeye... Böyle, saklıca, verelim verelim mi eğer iyi bir seferi, şey Seferihisar Belediyesi mesela o oluşturduğu kooperatifler, çiftçileri yönlendirmesi e, dolayısıyla Avrupa'ya ihracata başladı zeytinler konusunda ve son derece kaliteli üretim yapmaya başladı. Yerel yönetimlerin de çiftçileri kooperatifleştirmeye uğraşması... Harikalar yaratıyor. Çiftçiler yazıyorlar. Birkaç tanesini okuyayım hocam. Bayağı Tabii Epey tabii. Birikti. Ee, ben de hocam dedim çünkü mesajı hocam diye atmış değerli izleyicilerim. Ama tabii bu, bu akşam bizim hocamızsınız aynı zamanda. İyi akşamlar. Hocam iyi akşamlar demiş. Gaziantep'te 130 mercimek fabrikası varken şu anda 5 firma var. Ayrıca bundan 10 yıl önce arpa 600-700 liraydı. Yani 6-7 liraydı. Şu an e, 700-800-900 lira. Hocam 10 yıl önceki emekli maaşına bakın, şu ankine bakın. Sizce ekim yapılması mümkün mü? İthal çiftçinin belini büktü. Bu adalet midir demiş. Bir diğer izleyicimiz. Cumhuriyetin ilk yıllarında ziraat mühendisleri ülke dışına gönderilip teknik bilgi ithal edilirken şimdi ürün ithali hız kazandı. Paranın her şeye gücü yeter. Zihniyeti ee, o da zihniyeti oraya okuyamadım ama o da başkanlarımız ne yapsın demiş. Nuray Mithat Gümüşsoy. Evet. Bir diğer izleyicimiz de sizin yine sosyal medyadan paylaştığınız bir bilgiyi soruyor. Sorayım onu. Ne demiş? Hakikaten de ilginç. Yani biz mesela dünyada fındığın ha, ha, ha. E evet, merkeziyiz. Yani bunun borsası niye olamıyoruz o ayrı bir soru. Ama sizin paylaştığınız şeyi okuyayım önce. İzleyicilerimizden birkaçı dikkatini çekmiş demek ki. Evet. Şimdi biz fındık üretmeyen Norveç'e 2017 yılında yani bu yıl içerisinde... Kilogramı 13 liradan bizden 4.500 kilogram fındık satmışız evet. ve 21 liradan 5.350 kilogram aynı ülkeden geri, ya da geri almışız bir yerden. Şimdi, Şimdi 13 liradan <laughs> satıyoruz. Onu, onu, Bir de 21 liradan geri alıyoruz. Bir, onu, Niye geri alıyoruz? Biz fındık üretici dünyanın 60-70'i yanlış bilmiyorsam, 2-13 ay satıyorsak niye 21 liradan alıyoruz? Şimdi onu tüm tüm izleyici soru gönderen tüm izleyicilere e, takip edenlere teşekkür ediyorum. E, özellikle bunu gönderen ve konuyu gündeme getiren arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi. E, Arada bir ben dünya e, faunun istatistiklerini açıyorum. Türkiye'nin istatistiklerini açıyorum. <laughs> e, i̇lginç bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Tabii biz Norveç'e iç fındık da satmışız. Kabuksuz iç fındık. Fakat orada dikkatimi çeken e, o miktarlarını da belirttiği üzere arkadaşımız e, 13 liradan Siz bir siz belirtmişsiniz. Ben, ben, ben sizinkinden okudum. Tabii tabii. E, aynen onu göndermiş herhalde. Evet. E, Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, sayfasını açarlarsa aynen o miktarları görecekler orada. Şimdi e, Türkiye'de e, sonbahar aylarında fındık curcunası yaşadık. Fındığın maliyeti 9,5 liraydı. Maalesef toprak mahsulleri 10 lirayla 10,5 lira bir fiyat açıkladı. E, bu açıklanan fiyatlar Türkiye'de tavan fiyat oluyor. Taban değil, tavan fiyat. E, özel sektör sürekli onun altını veriyor. Çünkü açıklanan açıklanan fiyat da çiftçiyi kurtaran bir fiyat değil. Şimdi 9,5 lira maliyeti olan bir fındığa enflasyon farkını koyduğunuzda kar payını koyduğunuzda ve tüm gelişmiş ülkelerin insanca yaşam hakkını eklediğinizde 14,5 ile 15 lira aralığında bir fiyatla makul bir fiyatta satması gerekiyor ki para kazanabilsin ve üretimini zevkle devam ettirebilsin. Fındık bahçesine kimse bakmıyor. Neden? 7,5 lirayla 9,5 lira arasında satabildiği insanlar fındıklarını. Maliyetin altında işçi tutsa işçinin paralarını verdiğinde kendine kalmıyor ya da borç kalıyor kendisine. Dolayısıyla şimdi 7,5 ile 9,5 lira aldığı arasında alınan, ki dünyanın en büyük çikolata üreticisi, Türkiye'nin de yerli firmasını almak suretiyle en büyük fındık alıcısı oldu bir İtalyan firma. Bu firma... On, muhtemelen 13 liradan e, 7,5-9,5 e aldığı fındığı 13 liradan ihraç etmiş e, ya da kim ettiyse. E, işin ilginç tarafı o sattığımızdan daha büyük miktarda kabuklu fındığı 21 liradan almışız. Yahu bu ülkede fındığın merkeziyiz Anavatanı vata, ana Çinle biz kültür ve yabani çeşitleri olarak iki ülkeyi de sayabiliriz. Ama kültür fındığı noktasında dünya lideriyiz. Bizimle kimse yarışamıyor. %65'ini üretiyoruz. 5 ortalama 550 bin ton bir üretimimiz var. Bizden sonra en yakın İtalya 100 bin ton üretim var. Yani 5'te bir, altıda bir civarı, 5'te bir civarı. Şimdi. 13 liraya sattığınız fındığı geriye 21 liradan almak insanın beynini durduruyor. Niçin o fındık üreticisinden 7,5 lirayla 9,5 liradan alıyorsun, 13 liradan satıyorsun? Niye tekrar 21 liradan? Şimdi bunu Yurt dışındakilere bu parayı naklediyorsun bir anlamıyla. Yani bu ülkenin kaynakları. Bu da. ülkenin parasını o ülkenin halkının refahına sunmuş oluyorsun. Az da değil başka, ki yani 5.350 kilo. Ba şey ba Başka izahı yok. Şimdi bunu, buna benzer bir şeyi önceki. Tarım, Niye yaparsınız bunu? Tabii bunun için çeşitli spekülasyonlar üretilebilir. Yani ya, net, e, ne, el, net net ne olduğunu bulamayız herhalde. Bulamayız. Elimizde belge olmadan da bir fikir yürütmek e, gerçek. Ama yazdığı, bu veriler doğru veriler. Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri. Buna benzer bir konu. Tarım Bakanı'na soruldu. Daha önce de şu One Minute meselesi yaşandığında 3 ton civarında İsrail'den fındık almıştık. Hemen açtım Faunus sayfasını. İsrail'de tek bir fındık ağacı yok. Fındık üretemeyen bir ülke. Fındığa uygun olmayan bir coğrafyası var. Dolayısıyla biz niye İsrail'den fındık alıyoruz? Üreten biziz diye yine bir paylaşım yapmıştım ve bu soru bakana kadar gitmişti. Bakan da demişti ki önceki bakanlardan bir tanesi serbest piyasa ekonomisi. Satarda alırdı. E şimdi akıllı bir ülke 13 liradan sattı ülke derken tabii şirket alıp satıyor. Ee, akıllı bir insan 13 liraya sattığı ve üreticisi tekel konumunda üreticisisin. 13 liraya sattığı şeyi 10 liraya bulur da alır. Evet. Aa 13'e sattım 10'a alayım, değerlendiririm ya da tekrar satarım diye düşünür. Ya 13 liraya satılan şey 21 liradan geri alınabiliyorsa ya bu işte bir yanlışlık Çok var. Enteresan. O zaman üreticiye niye buçuk lirayla buçuk lira arasında baskılanmış fiyatlarla ürününü sattırmak zorunda kalıyorsun? Diye işte düzelmesi gereken politikalardan bir tanesi de bu. Şimdi Mehmet Bey bir paylaşım yapmış yine. Mehmet Aşar Bey ee, size teyit edin. Ayva üretiminde 5 ülke, Türk, Çin, Özbek, İran ve Fas dünyanın %70'ini karşılıyor. Hiç üretmeyen ülke Hollanda ise ayva'yı bizden alarak ayva ihracatında dünya birincisi oluyor. Doğru. ya bu, Çok enteresan bunlar işte. Fındıkta da aynı şey bakın, söz konusu. Bakın, bakın mesela şey. E onu paylaşmadım sosyal medyada. Şu konuda da bir çalışma yaptım ben. E, Tarım Bakanlığımız ya da Tarım Bakanlığımızda arkadaşlarımız mutlaka bu çalışmaları yapıyorlardır. Ama bu ülkeyi yöneten siyasetin yapılan bu çalışmalara ehemmiyet gösterip, ileri taşıması lazım çünkü ülkeyi onlar yönetiyorlar. Mesela e, Rusya'yla bir domates krizi yaşadık. E, bir miktar sanki açılır gibi oldu. Yok e, dediği miktarı aldı almadı diye basında okuyoruz. Şimdi biz e, domates ihracatımızı Rusya'ya bağlamış bir ülkeydik. %65-70'ini ihracatımızın, domates ihracatımızın Rusya'ya yapıyorduk e, Rusya ile bir sorun yaşadık. İşte üretici zor duruma düştü. Domates bir ucuzlar gibi oldu o dönemde. Yeniden yükseldi sonra. Sonra insanlar üretmekten vazgeçtiler. Para kazanamadıkları için yükselmeye başladı domates. Çünkü da onlar da dalgalandılar. Şimdi bir ülkelere baktım şöyle. Hangi ülke ne kadar domates üretiyor ve domates ihracatında hangi ülkeler ön planda? Şimdi bizim çok altımızda domates üreten bazı ülkeler müthiş domates ihracatı yapıyorlar. Öyle ülkeler var. Hangi ülkelere yaptıklarına baktım. Türkiye o pazarları zorlayabilir ve aynı arkadaşımızın ayva örneği verdiği üzere Türkiye'nin dördüncü büyük ülke olmasına rağmen. Domates üretimi yok hükmünde olan yani çok düşük miktarda domates üreten bazı ülkeler bir tanesi de Hollanda'dır korkunç domates şey var satış ihracatı var ve bizden daha iyi fiyata satıyorlar ya Türkiye tek bir pazara kalı e, saplanıp o pazarla yok açtık açamadık e, kapıları diye uğraşmaktansa ülkesinde domates adeta yetiştirmiyor dahi olsa bizden çok yüksek fiyatla e, sattığı ülkeleri bir analiz etmeli ettim ben analiz etmeli bakmalı o ülkelere yönel Gelmeli. Sen o ülkelere daha düşük fiyatla zaten Rusya'ya sattığın fiyatın daha üstünde satacaksın. O ülkesinde domates olmayıp etraftan domates alıp satan ülkeden daha ucuza satacaksın. Bu pazarları Türkiye'nin zorlaması yani, ve dünyaya yayılması gerekiyor. Şimdi son bölüme geldik. Şöyle denilebilir mi? Tabii mesela nükleer güç önemli. Yani bir nükleer santralinizin olması bölgede. Türkiye bunun üzerine yatırım yapıyor. Doğru. Fakat aynı zamanda programın başında söylediği gibi Türkiye'nin eskisi gibi gıdada da kendi kendine yetebilen, hatta imkanları var dışarıya satabilen, bunun ticaretini yapabilen bir ülke noktasına gelmesi gerekiyor. Milli güvenliği gerek. Bu böyle bu tespit doğrudur değil mi? Yani altına e, sabahtan beri zaten anlatıyorsunuz da net bir biçimde nükleer santral kadar önemlidir diyebilir miyiz? Valla ben nükleer santral taraftarı değilim ama şey bir ülkenin tam bağımsız olabilmesi için kendine yeter düzeyde üretimini yapabilmeli ve ekonomik bağımsızlığını sürdürebilmeli ekonomide kimseye bağımlı olmamalı borç alarak devamlılığını sağlamamalı ve özellikle karnını doyurmak ve sağlıklı birey olmak bir ulus açısından çok önemlidir. O ulusu kaliteli ve yeterli, dengeli, güzel beslerseniz kafası çalışan insanlar Peki, olur bunun ve her şeyi üreten bir ülke olur. Tarım bunun lokomotifi olabilir mi? Hani Son dönemde üretimle ilgili Türkiye'de sadece inşaat sektörüne çıktı. Fakat o kendimize yarayan, tabii yurt dışında büyük işler yapan büyük firmalar var ama daha evet, çok... Evet. Tarım Türkiye'nin ekonomisinin belli bir çıtayı aşmasının lokomotifi olabilir mi Türkiye'de, Kesinlikle. dünyada? Kesinlikle. Bir kere şunun bilinmesi gerekiyor. Hatta bir program onun üzerine de yapılabilir. Şimdi tarım ve sanayi birbirinin çok içinde olan şeyler. E, Türkiye'deki e, sanayi, Türkiye'de değil dünyada da öyle. Onun için gelişmiş ülkeler, sanayisi olan ülkelerde hı hı. tarım da bir numara. Neden? Tarımsal çıktıları sanayide kullanıyorsunuz, sanayinin çıktılarını tarımda kullanıyorsunuz. O zaman bir söz almış olalım sizden. Süremiz bitmiş. Bunu Öyle ayrı mi? bir başlıkta, başka bir programda daha ayrıntılı olarak konuşalım. Son bölümde ben de şunu söylemeye müsaade edin. Ee, hani çok sayıda ziraat mühendisinin de sorusu geldi bugün. Biliyorum ki odanızın bir genel kurulu var. Evet. Ee, evet. Bir seçim yapacaksınız. Evet. Ee, bir demokratik çerçevede bütün bu... Bize yazan başta ziraat mühendisleri olmak üzere gidip oylarını vermek durumundalar ki Türk tarafında ya da odanın söylemlerinde söz sahibi olabilsinler değil mi? Kesinlikle e, bu bu hafta sonu ne Cumartesi gün? günü genel kurulumuz e, pazar günde şube e, yönetim kurulları seçimimiz olacak. ...eminim şu anda programınızı da pek çok meslektaşım, İstanbul Şube'ye kayıtlı meslektaşlarım da izliyorlar. Ben tüm meslektaşlarımızı genel kurulumuza ve yapılacak seçimimize bir şube başkanı olarak davet ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Atalı. Ben Değerli izleyiciler, bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'nin tarım politikalarını, Türkiye'nin tarımını konuşmaya devam edeceğiz, görüntü o. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına... Bu akşamlık iyi akşamlar dileyelim. Sözü Kanal B İstanbul temsilciliğinden yeniden Ankara'ya merkezimize bırakalım.